Şebekesi, evet. İhanet şebekesine bakın. Bunun belgeleri de var bende. Yani şimdi hem orada düzmece bir yer kurduruyor, evanjelinin evet, üssü kurduruyor. Evet. Hem de böyle milli üretimi de baltalıyor ve kendi piyasaya eleyip. Bir kez daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Orada bu Meryem Ana evi ile ilgili bir kısım tasvirde bulunan birkaç tane Selçuk'tan vatandaşımız var. Hı hı. Çoban. Evet. Elbette küçümsemem. Kesinlikle. Benim kardeşim. Evet. Ama bir müddet sonra bu çobanların altına siz Mercedes görürseniz ne dersiniz? Ne demeyiz yani? Ne demeyiz? Bu işten pis kokular geliyor deriz. Evet. Onun için bu iş benim, ben bir akademisyen olarak ortaya koyarım. Devletimin MİT'i vardır. Özel Art Dairesi vardır. Başbakanı vardır. Cumhurbaşkanı bir vardır. Bir akademisyenin yapması gereken ben, de bu. Evet. Hocam hemen konunuzla bağlantılı bizim programımızın gerçekten çok sadık izleyicisi Sayın Ercan Bayır çok güzel bir soru sormuş. Diyor ki evanjelistlerin ittifak halinde olduğu herhangi bir Müslüman grup ve ülke var mı? Mesela ben Türkiye için sorayım. Var mı? Kesinlikle Gülen hareketi evangelistlerle işbirliği içindeki bir hareket. Evet. Bunun lamicimi yok. İsim vermeden başka var mı onun ardında hala Türkiye'de faaliyet gösteren? Var. 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 Ve FETÖ'nün yerini almak isteyen hevesli o kadar. Var diyorsunuz. Buradan bir şey ben 80 milyon kardeşime buyurun hocam, istiyorum. Evet. Buyurun. Bizim en güçlü tarafımız dinimizdir, İslam'dır. Evet. Gözümüzü kırpmadan bu uğurda ölüme gideriz. Evet. Ama dikkat edin, en zayıf tarafımız da dinimizdir. Çünkü evet, çok kolay istismar ediliyor dinimiz. Özellikle tasavvuf alanında çok dikkat etmeli. Karşı falan değilim tasavvufa. Ama kötü kullanılmasını. Her sakallıya el avucumuzda bir avuç tuzla koşup ulan bunun elinde hıyar var yiyelim dememeliyiz. Evet, evet. İşte buradan geldiğimizde evangelizm. Ben söylemiyorum. Buyurun ülkemizin hocam, en büyük gazetelerinden ben göstereyim size vereyim. Tabii, buyurun arkadaşlarımız evet, kameraya göstereyim. Önce okuyayım. Okuyun buyurun. Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi pastörü Andrew Craig Brunson ve eşi Norina Lane Brunson milli güvenlik gerekçesi ile ne yapıldı? Sınır dışı edildi. Evet. İşte bunlar bu evangelist şebekenin faal ajanları. Efendim sadece bir dini mesele olsa bu tabi hiç bir itirazım yok. Ama biz burada protestanlık görüşünü değil. Hayır. Bu politik mezhebi yani evet, kaos çıkarmaya çalışan. Umbarta Eko'nun sözünü bir kez daha buyurun hocam. Bir inancın doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyoruz biz. Öyle evet, değil öyledir doğrudur. Ama benim devletimin aleyhine. Evet. Benim milletimin aleyhine siyasi ve iktisadi faaliyetlerde bulunuyor ise ben bunu kulağından tutarım. Bu elinizde tuttuğunuz gazete küpürü ve hadise evet, Ramazan Kurtoğlu'nun tezlerini onaylamış. Onaylıyor. Evet. Evet. Efendim bu burada. Dahası. Buyurun. Benim üniversitemde, benim bölümümde ismini söylemeyeceğim öğrencimizin. Sadece bir değil. Birkaç tane. Mesela bir tanesi Kazakistanlı bir kız öğrenciydi. Bu kız öğrenciye ben uluslararası ticaret bölümünün başkanlığında dedim ki evvelki sene kızım bütün benim öğrencilerim 1915 olaylarıyla ilgili şu kitabı Dışişleri Bakanlığı'nın da onayından evet, geçmiş. Bu kitabı okuyacak, özetini getirecek. Evet. Bu kızımız, bir kızımız geldi. Kazakistan Türklerinden bir kızımız. Hocam dedi, ben dedi bu ödevi yapmayacağım dedi. Bakınız. Hmm, neden? Efendim dedi, ben dedi Türklerin Ermenileri kestiğine inanıyorum dedi. Kızım nereden biliyorsun dedim. Efendim dedi, ben dedi Evangelist Kiliseye dahil oldum dedi. Yerini de söyleyeyim. Mecidiyeköy'de. Evet. Evangelist kiliseye dahil oldum dedi. Evangelist pastörlerimiz diyor ki Türkler Ermenileri kesmiştir. Hocam şimdi çerçeveleyelim. Türkiye'de faaliyet gösteren evangelik kiliselerinin birinde ki birinde söyleniyorsa hepsinde söyleniyordur. Türkler Ermenileri kesiyor diye anlatılıyor. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Doğru. Bu ihanet değil mi? İhanettir. Evet. İhanettir. Artı ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha arz etmek buyurun istiyorum. Buyurun hocam. Evet. FETÖ, METÖ, TEKÖ neyse evet, evangelistleri bunları bitirmenin en güzel yolu Türk çocuğu liseyi bitirip üniversiteyi kazandığında sayın hocam evet, Bismillah üniversiteye başlarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyecek ki kızım kalacağın evin parası hı-hı, kızım istiyorsan sana oğlum istiyorsan sana burs diyecek. Bunu yapmadığımız takdirde
FETÖ'lerin kökünü kesemeyiz. Kesemeyiz. Evangelistlerin kökünü kesemeyiz. Bu ülkede 50 bin dolayında evangelist misyoner var. Hemen bir şey yap. 50 bin. 50 bin dolayında. Ya bunlar da bizim milli güvenliğimize ters işler yapıyorlar. Evet, bir tanesiyle ben Ürgüp Göreme'ye giderken Sayın Alev Alatlı'nın başkanlığını yaptığı okulun konferansa giderken yanımda bir Alman kökenli karı koca oturuyordu.